Merhabalar değerli yatırımcılar. Bu hafta için bir gündem değerlendirmesi, bir piyasaya bakış daha yapma ihtiyacımız doğdu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik Nord Stream adına. Dolar tarafıyla başlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yayınlarda da özellikle dolar TL'nin 3.10'lu seviyeler ve üzerine çok kalıcı olmayacağını, oralardan satıştan gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Orada iki tane kritik yerden söz etmiştim. Bir tanesi 3.0850, bir tanesi 3.0650. Geçtiğimiz günlerde 3.06'ya kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Oradan tekrar bir hızlı yukarı hareketin olduğunu gördük. Şu an itibariyle saat 12 sularında 3.0780'ler seviyesinde bir hareketi görüyoruz. Tabii burada önemli olan şey dolar endeksinin yükselmesi, euro dolar paritesinin dolar lehine güçlenmesine rağmen iç piyasada bir gerileme söz konusu. Tabii bu da borsa tarafına olumlu yansıdı. Onu kabul etmek lazım. Orada da 78.500 önemli bir direnç seviyesiydi. Oranın aşılmasını da çok beklemiyordum. Bunu da ifade etmiştim ama kurdaki gevşeme, bilanço dönemiyle birlikte iyi gelen bilançolarla 80 binler bir test edildi. Şu anda işte bu seviyelerde bir hareket devam ediyor. Önemli olan 80 binlerin üzerinde kalıp kalamayacağı endeksin. Tüm bu iyimserliklere rağmen tabii bir takım risklerin de olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Bunlardan bir tanesini jeopolitik riskler diye işte gerek Suriye olsun gerek Musul konusu olsun ortaya koymak lazım. Fitch ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Çok yakın sürede olmasa da bir not indirimin oradan da gelmesi muhtemel gözüküyor. Öyle gözüküyor ki yapılan açıklamalardan 2017'nin ilk çeyreğinde bir ya da ikinci çeyreğin hemen başına bir referandum, bir sandık gelecek gibi gözüküyor. Onu da yaratacağı bir belirsizlik söz konusu. Dolayısıyla bir iyimser hava yakalanmış gibi gözükse de bunun ne kadar kalıcı olup olmayacağına bakacağız. Yani çok kötümser olmamızı gerektirecek bir şey yok ama tamamen yelkenleri rüzgarla şişirdiğimizi söylemek de çok doğru değil. Yani endeks 80 bin üstünde kaldığı sürece açıkçası teknik olarak bir 82.500 hareketi beklenebilir. Ama 78.500'ün altına tekrar gelmesi orada bir satış baskısını beraberine getirebilir. Dolayısıyla bu bant iyi izlenmeli. Dolar tarafında da şimdilik hala 3.10-3.11'lere doğru gittikçe satışların gelmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ama aşağı doğru çok bir yerinde olduğu fikrinde değilim. Yani 3.05-3.06'ların şu anda alım için uygun yerler olduğunu, kısa vadeli trade amaçlı pozisyonlarsa bunlar işte 3.09, 3.10, 3.11'lerde de satış için uygun olduğunu düşünüyorum. Ama dolar TL özellikle 3.10'un üstüne oturursa burası bizim için bir yeni patika olabilir ve belki 3.15'leri, belki 3.20'leri tekrar konuşabiliriz. Dolayısıyla bu düzlemde, bu platformda gelişmeleri biraz daha izlemekte fayda var. Dediğim gibi gerek özellikle yurt dışından kaynaklı bir miktar bir iyimserlik var. İçerideki risklerimizde herhangi bir azalma söz konusu değil. Ama gelinen seviyeler itibariyle biraz moraller yükselmiş durumda. Bunun kalıcı olup olmayacağı önemli. Bu bilgiler ışığında hepinize sevgiler sunuyorum. İyi, bol kazançlı bir hafta diliyorum.